Merhaba sevgili izleyenlerim, sevenlerim. Nasılsınız? Kemik kitle, yarı kemik kitle, yan yol kitle hepinize sevgiler, saygılar. <laughs> Derin ve özellikle zamanımızda çok önemi olan bir konuyla ilgili doğaçlama akıştaki bilgilerimle size bir sohbet yapmaya geldim. Gerçekten artık X kuşağı dersiniz, Y dersiniz, Z kuşağı dersiniz. Yani kısacası ben yeni nesil demek istiyorum. Yeni nesilde inanç eksikliği gerçekten var mı? Varsa bu acaba onlar açısından baktığımızda, onlar gibi düşündüğümüzde neden olabilir? Gençlerde özellikle son zamanlarda siz de fark ediyorsunuzdur. Genelde dine bakış artık hani boş verilmiş bir durumda. İslamiyete bakış öyle. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bakış bile çoğunluk yeni nesil gençler arasında etkisini yitirmiş durumda. Ben din konusuyla ilgili belki de en son bir şeyler söyleyebilecek bir adamım. Ama benim de tabii ki kendimce bu konuya yönelik teşhislerim var sevgili dostlarım ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilinçlenme adına şu an akışta hiç not almadığın halde size bana gelenleri anlatacağım. Şimdi gençlerimiz adına seslendiriyorum. Acaba dini insanları kurallar altında, dogmalar altında, baskı altında tutarak özellikle dünyaya birkaç noktaya serpiştirilmiş bir kavram olarak görmeleri neden neden şimdi şimdilerde birçok çocuk deist veya bazılarının Allah'a bile inancı yok. Hani deist olsa Allah'a inansa yine bir yüce yaratan Allah'a inanmış oluyor. Orada gene manevi ve yaşadan bir sorun yok. Ayrıca kimsenin inancı yapısına karışamayız ama acaba Kur'an-ı Kerim'in ve ezanların hani Kur'an dili diyorlar Gençler kendi arasında bunu Arapça diyor bakın. Bak gençler adına düşünüyoruz şu an. Ben kendi adıma düşünmüyorum. Ben zaten Kur'an-ı Kerim'i yani dünyaya verilmiş en büyük rehber kitap. Allah'ın kelamı olan sözleri içeren kitap olarak görüyorum. Ama şimdi beni bir kenara bırakıyoruz gençler gibi düşünelim. Gençler bu zamanda internetin de tabii ki sosyal medyanın tüm sınırları alt edercesine insanları bütünleştiren etkisiyle artık kurallardan uygulanması zorunlu olan kurallardan sıkılmış durumda diye düşünüyorum. Örneğin gençler bence şunu şöyle düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim tamam inmiş olabilir ama niye Arapça? Bak Kur'an dili olduğunu biliyorum ama Arapça diyorsun. Gençler öyle der. Neden ben Kur'an-ı Kerim'i Arapça görmek zorundayım? Belki diyor ki neden düzenli günde 5 vakit ezan sesleri Arapça yükseliyor etrafta diye düşünüyor olabilirler. Yani bir de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yani o ezanda o çoğumuzun tüylerini diken diken eden o lirik bir okunuş vardır. Gençler eminim şunu da sorguluyorlar. İnanç acıklı bir şey mi? Neden böyle günde beş vakit o acıklı ve lirik makam içeren ezanlarla bizi sürekli etkiliyorlar diye düşünüyor olabilirler. <laughs> Türkçe okunsaydı aynı güzelliği, aynı makamı, aynı o havayı yaratır mıydı? Ben bu konuda fikrimi söylemek istemiyorum ama gençler bence bu anlamda yani Kur'an-ı Kerim'e ve İslamiyete özellikle bu Arapça üzerinden yaklaşımda biraz irite haldeler. Bu yüzden yani e bir de Yeni nesil bunlar. Tabii ki sınırları kaldırmakla bunlar kendilerini görevli görüyorlar. Biliyorsunuz cinsiyetsizlik falan bir sürü olay var. E bunlarla uğraşan bir yeni genç kitleyi düşünün. E tabii ki bir kitapta sabitlenmiş Kur'an-ı Kerim dili veya onların deyimiyle Arapça şekilde ele alınan bir inanca bence sıcak bakamıyorlar. <laughs> yani biz gençleri maneviyatta biraz buradan kaybediyoruz onlar açısından baktığımızda diye düşünüyorum. E ben istediğim zaman oturup Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyup oradan neler neler alıyorum. Ama bunu işte onlara yaptıramayabiliyoruz. Öncelikle yani bu Arapça olayları işte Arap hayranlığı falan diyorlar gençler. Bu Arapçılığı bırakın diyorlar falan. Yani İslamiyet'in Allah'ı bir tane de Hristiyanların, Katoliklerin Allah'ı başka mı falan diye yaklaşanlar oluyor. Bunlar dinler arası ayrımlar yani kısacası gençleri maneviyattan ve inancın o sonsuzluğu kavramından bence uzak tutan kriterler. <laughs> Halbuki Kur'an-ı Kerim birçok yabancı starım bile yani çok zeki, yüzlerce filmde oynamış, yüzlerce kahraman hayatını kendine geçirmiş ve bunları aksiyon şeklinde rol yaparak ortaya koyan Hollywood starlarının bile bazılarınca İslamiyet sonuç olarak seçilebilen, seçilmeye devam eden bir din. Hani olaya din diyorlarsa eğer, e bu hani medeniyet diyoruz ya bu düşünce olarak hatta inanç olarak aslında kat kat gelişmiş bazı bu medeni insanların seçimleri o zaman neden bu? yüzmüş yüzmüş de kuyruğuna geldiğinde İslamiyet'i seçmiş. Değil mi? Neden böyle olmuş? Ben o gençlerimize bir de bunu dikkate almalarını öneriyorum. Tabi ille de Eric Clapton gibi İslamiyet'i seçtin. O muhteşem rock şarkılarını yapmayı bıraktın. Oturdun ezan kayıtları yapmaya başladın. Böyle olsun demiyorum. Asla demiyorum. Çünkü inanç kalıbınız ne olursa olsun yaptığınız işle siz dünyaya katkılarda bulunuyorsunuz. Yaptığınız işin orijinalitesi alçalmaya veya sıfırlanmaya başladığında artık senin yani dünya hayatına ve insanlara sunabileceğin bir orijinal katkın olamaz ki. O anlamda ben bu tarz değişimlere karşıyım. Şimdi Eric Clapton o yolu hani sadece ezan kayıtları yapma işini seçmeseydi kim bilir şu an 100-150 ya belki 200 tane daha muhteşem erip Eric Clapton şarkısı dinliyor olurduk ama olamadık. Burada da bir sakatlık var tabii. Yani gençler böyle işin kötü tarafı bazıları dünya üzerinde hiçbir mucizenin olmadığını bile düşünüyor. O konulara bakmıyorlar bile. Gelişen bazı doğa ötesi olaylara inanmıyorlar. Hepsini artık düzmece dijital Artificial intelligence diyorlar, yapay zeka bilmem ne. Bir de bu sosyal medyanın ve yapay zekanın yavaş yavaş tabii ki dünya hayatımıza karışması gençlerin önündeki manevi duvarların biraz daha kırılıp yok olmasına sebep oluyor. Bugün ben kendi çektiğim UFO videolarını bile dünya dışı yaşam ve evin içinde çektiğim paranormal videoları bile birçok genç akrabama gerçek kabul ettiremez haldeyim. E hani mucize yani bir sürü garip şeyler oluyor. Onların hepsi bence birer tane mucizedir. Birer mucizedir. Yani ya inanç yani o sonsuz olasılıkları olan inançtan bahsediyorum ben. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ayrı. Şu an o konuyu geçtim. Ama o konuda az önce dediklerim bir genç bakış açısıydı temsilen. Yani sen Hiçbir şeye inanmazsan, şurada elinle tutup, ağzınla yiyip, götünle sıçtığın <laughs> ya da sıçmadığın hiçbir şeye inanmazsan e, tabii ki manevi bir değerin kalmaz. Çünkü senin sonsuz olasılıklara bakışın aslında kendini her ne kadar filozof gibi bile düşünüyor olsan, entelektüel olduğunu bile düşünsen, çok şey bildiğini düşünsen bile aslında sen şu ceset gibi yaşanılan maddi dünyanın tam da bir öyesi ve kurbanısın bunu böyle olan genç kardeş ve tüm akrabalarıma söylüyorum. Yani bir yerde bir gözlerini kapadığında başka alemlerin, başka hayal alemlerinin bile olabileceği olasılığına kendini açman gerekir. Gençlerin hadi inancı bıraktım, dini bıraktım. Gençlerin önünde olan en büyük engel benim duyduğum korku budur gerçekten budur. Yani böyle olmayın. Çünkü siz maneviyatsızken, siz hiçbir şeye inanmıyorken, belki de şu an gök kubbenin hemen bir metre dışında neler olduğunun da tabii ki farkında değilsiniz. Ve yani bizim üzerimizde bazı gözler olduğunun da farkında olamazsınız. Yani kurban gibi yaşayıp ölüp gidersiniz. Burada aynen vampirler gibi, birbirini yiyenler gibi, cesetler gibi yaşarsınız ve kendinizi bir de entelektüel çok şey biliyor ve çok kültürlü zannedersiniz. Burada mesajım gençlere gitti. Yani benim ne bileyim hani bırak değilsin ama bir yaratıcının olduğuna inanıyorsun. Bu da güzel. Yani araştırmanı yaparsın, din kitaplarını araştırırsın, seçtiğini seçersin veya hepsini bırakırsın ama ya illaki senin de uyumlu olduğun bir maneviyat platformunu temsil eden başka insanlar ve onların ürünleri var. Onların kitapları var, onların filmleri, belgeselleri var. Yani tamamen maneviyatsızlık ile yaşamak aynen buradaki kadavralar gibi, cesetler gibi ölerek bu boyuttan ayrılacağınızın habercisidir. Ey genç kardeşlerim ve bütün akrabalı. Ben bunu söylemek istedim. Ama sevgili dostlarım yani şu anki genç kuşağı gerçekten dogmalarla, sert öğretilerle, ananelerden, babanelerden gelen kurallarla hatta dini kurallarla bir şeylere ikna etmeniz ve uyumlandırmanız imkansızdır. Ben asla bu yolu seçmiyorum onlar üzerinde ve zaten kendim de o yolda değilim. Ben bunu bir aradaki bir köprü olarak hani bir nesilden diğerine aktarmak ile ilgili kendimi Naçizane görevli hissettiğim için bu sohbeti çektim. Böyle düşünüyorum. Yani elimizle tutup, gözümüzle görüp, ağzımızla yiyip, kıçımızla sıçmadığımız şeylere de bir şans vermemiz gerekiyor. Kendi ruhumuzla, kendi ruhumuzun sonsuzluğuyla tanışabilmemiz için. Bize unutturulan o sonsuzlukla tanışabilmemiz için. Bunları söylemek istedim. Aklı başında bir muhabbet oldu dostlarım. Daha sonra geyin belini kırmak üzere tekrar görüşürüz. Haydi bakalım biraz maneviyata kendinizi verin 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 kendinizi. En yüksek aşkız biz.